yıllardır değişmediği bir seyirde gidiyor. Son 31 yıldır, belki de 32 yıldır Kürt hareketinde başka bir açıdan bakan, başka bir seviyeden bakan bir isim var. Sayın Kemal Burkay, 31 yıl boyunca yurt dışında ikamet etti. Büyük bir kısmında zorunlu ikametti. Ardından 6 ay önce Türkiye'ye geldi. Hoş geldiniz programımıza Kemal Bey. En son sanırım bir 8 ya da 9 yıl önce Almanya'da ya da İsveç'te bir yerde görüştük diye hatırlıyorum sizinle. Evet. 6 aydır Türkiye'desiniz. Nasıl buldunuz Türkiye'yi? Ne değişmiş? Evet. Öncelikle bir ekleme yapayım söylediğinize. Ben 1960'lardan beri siyasetin içindeyim. Evet. Bir önce Türkiye İşçi Partisi'nde, daha sonra 1974'te. 50 yıl diyelim. Tabii, evet, yaklaşık ben 50 yıl. Biraz düşük tuttum. Evet. Şey gelince, sorunuza gelince, tabii 6 ay oldu. Her tarafı gezemedim ama epey yer gezdim. Mesela İstanbul'dan sonra Diyarbakır, Ankara tabii. Köyüme kadar gittim Dersim yöresinde. Elazığ, Malatya'yı gördüm. Çukurova'yı gezdim, Ege'yi. Ne değişmiş? Ne dikkatinizi çekti? En çok dikkatimi çeken şey Türkiye'nin oldukça büyümüş olması. Şehirlerin çok büyümüş olması, modernleşmesi tabii. Öte yandan biraz da tanımaz hale gelmiş şehirler. Mesela Elazığ, ben orada yaşamıştım, avukatlık yapmıştım. Tanımakta zorluk çektim. Ankara yine öyle. Çok değişmişler. Evet. Tabii dışarıda yıllarca kalıp geldikten sonra biz bu değişimin içinde tam algılayamıyoruz. Bir görmeye çalışıyoruz ama içinde kayboluyoruz bazen. Köyün bile öyle. Yani evlerin yapısı değişmiş. Eskiden toprak damlı evlerdi, şimdi çatılı evler. Elektrik var, su var, köy yolu var. Evet. Bunlar o zaman yoktu. Şimdi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Terör Alt Komisyonu'nu sizi davet etti. Ve siz Kürt kökenli bir siyasetçi olarak görüşlerinizi paylaştınız. Sonra da kıyamet koptu bir kesimde özellikle. Evet. Siz ne dediniz bu komisyona? Doğrusu ben gitmekte biraz tereddüt ettim. Çünkü gidersem gerçekleri söylemeliydim. Ama gittim ve söyledim. Doğrusunun öyle olduğunu düşündüm. Yani bir yönüyle zaten bu söylediklerimi daha önce de söylüyordum. Hani meclis komisyondan önce de. Şu son 30 yıldan fazladır. O konudaki görüşlerimi hep dile getirdim. Bunlardan bir tanesi şuydu. Yani yaşam hakkı ihlalleriyle ilgili görüşlerimiz alınıyor. Tabii bu faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkarılmasını gerektiriyordu. Aynı zamanda bir dönemin aydınlatılmasını gerektiriyor. Çünkü Türkiye çok karanlık bir dönem yaşadı. 1955'lerden, yani meşhur 6-7 Eylül olaylarından başlayarak dönem dönem çok önemli olaylar, provokasyonlar yaşandı. Mesela 1977 1 Mayıs'ı, Çorum olayları, Maraş olayları, 16 Mart katliamı ve daha nice olaylar. 12 Mart'tan önce de Kültür Sarayı'nın yakılması, Marmara Gemisi'nin batırılması filan. Yani darbe yapmak isteyen güçler o dönemde bu tür provokasyonları özellikle hayata geçirdiler. Ortalığı germek için, müdahale koşullarını yaratmak için. Evet. Bunu en iyi evrenin açıklamasında görüyoruz. Darbe koşullarının olgunlaşmasını bekledik diyor, müdahale etmek için. Bu çok ilginç bir şey. Bu darbeler dönemini yavaş yavaş atlattık sayılır. Ama Türkiye çok büyük şeyler kaybetti bundan. Yani demokrasimiz bundan çok büyük şeyler kaybetti. Ve bu arada çözebileceğimiz sorunları çözemedik. Şimdi bu dönem aydınlatılmadan bütün o binlerce faili meçhul cinayet, bütün o ölümler, çekilen acılar açığa kavuşturulamaz. Onun için ben meclis komisyonda yaptığım konuşmada komisyona onları söyledim. Susurluk komisyonu bir fırsattı ama ne yazık ki bu dönemi aydınlatamadı. Hatta hazırladığı rapor bile tümüyle kamuoyuna yansımadı. Bundan komisyon başkanı bile şikayetçi. Dedim umarım sizin komisyonunuz bunu başarır. Evet. Ha, bunun için de tabii cesaretle hareket etmek gerekiyor. Bütün partilerin hatta el ele vermesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesini isteyen, bu karanlık dönemin aydınlatılmasını isteyen, barışı ve demokrasi isteyen herkesin bunu iç politika kavgalarına kurban etmemek lazım. Görüşlerim bir yönüyle bu yöndeydi. Evet, bir yandan da PKK ile ilgili çeşitli görüşleriniz vardı sanırım. Tabii, yani bir yönüyle dediğim gibi kontr gerillanın açığa çıkarılması. Bana göre
kontr gerilla, daha sonra özel harp dairesi adını almış, daha sonra bence Ergenekon adını almış. Bunlar bir zincirin halkaları gibi devam ediyor. Bunun açığa kavuşturması lazım. Diğer yönüyle PKK eylemlerinin açığa kavuşturması lazım. Çünkü PKK da ortaya çıktığı günden bu yana bir hayli yaşam haklarını ihlal etti. Bir hayli cinayetler işledi ve bir dizi provokasyon altına imzasını attı. Dolayısıyla sadece devleti eleştirmek, derin devleti eleştirmek yetmiyor. PKK'nın da nasıl ortaya çıktığını ve neler yaptığını aydınlatmak lazım. Bence bu konuda yeterince yazılmadı. Yani zaman zaman belli şeyler medyaya yansıdı. Ben geçmişten beri bu konularda hep konuştum, yazdım. Başka insanlar yazdılar. Bizzat PKK'den ayrılmış olan insanlar yazdılar. Mesela PKK'nin yönetiminde çalışmış olan sırlar açığa çıkarken, sırlar ortaya dökülürken evet. Kitabın yazarı. Şimdi isim şu anda birden aklıma gelmedi. Yani bu konuda PKK'den almış kitap yazan insanlar var. PKK'nın yaptıkları konusunda bunu yaşadık günü güne. PKK ortaya çıktıktan bugüne kadar. Ben komisyonda bundan örnekler verdim. Örneğin kendi arkadaşlarımdan, yoldaşlarımdan Mustafa Çamlıbel'in öldürülmesini örnek verdim evinin önünde. Katili yakalandı ve öteki kapıdan serbest bırakıldı. Daha sonra Siverek olaylarında yakalandı. Ağır cezada tutuklama olduğu halde serbest bırakıldı. Bunun gibi başka bir dizi cinayetler işledi PKK. Yurt dışındaki yoldaşlarımıza karşı işledi. Yurt dışındaki muhalefete karşı işledi. 84-87 yıllarında. Bundan örnekler verdim. 10 kadar örnek verdim. Ama bizzat kendi sesinden ayrılanlara karşı, kendi merkez komitesinde görev almış ama ayrılanlara karşı bir dizi cinayetler işledi. Beka Vadisi ve Kuzey Irak, resmi dilde Kuzey Irak diye nitelenen Güney Kürdistan'daki PKK kampları böylesine ölüm tarlalarıyla doludur. Şimdi bunların yakınları da çok acılar çekti. Bu da araştırılmalı. Bunu söylerken ister istemez PKK'nin kuruluşundan söz etmek gereğini duydum. Yani PKK ile bir alıp vereceğim yok. Şimdi bana karşı büyük bir kampanya açtılar biliyorsunuz. Evet, büyük bir kampanya var. Evet. Siz mesela aynı zamanda eski gücünde olmadığını söylediniz PKK'nın. Suriye ve şeydeki etkisinde olmadığını sanırım. Ve Öcalan'ın da devlet tarafından kullanıldığını düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi PKK'nin bir kere kuruluşu istihbarat örgütlerinin işidir. Derin devletin projesidir. Ben bunu geçmişten beri söylüyorum. İlk defa söylemedim. Ama ilk defa bu kadar çok tepki görmesinin nedeni bunun kamuoyuna yansımasıdır. Çünkü PKK'de, derin devlette en çok gerçeklerin ortaya dökülmesinden korkuyor. Halkın, Kürtlerin ve Türklerin gerçekleri öğrenmesinden korkuyorlar. Ben örnekler verdim. Yani ezbere suçlamadım PKK'yı. Verdiğim örnekler de bizzat Abdullah Öcalan'ın sözleriydi, yazılarıydı. Abdullah Öcalan'la yapılmış bir kitap var. Mahir Say'ın yaptığı röportajlar. Bu erkeği öldürmek adı altında yayınlandı. Burada Abdullah Öcalan açıkça söylüyor. Diyor ki PKK'yı kurduk. Ekmeğimizi, silahımızı devlet verdi. 3 yıl süreyle ve korumamızı devlet sağladı. Bu şey verebilirim. Orada da verdim. Yani sayfa numarasını verdim. Erkeği öldürmek kitabından sayfa numarasını verdim. 86. sayfa. Yine aynı kitapta Öcalan Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden söz ediyor. Diyor ki Uğur Mumcu herhalde PKK-MİT ilişkileri konusunda belli sonuçlara ulaştı, bilgilere ulaştı. Bu nedenle öldürmüş olabilir diyor. Evet. Yani bunu Öcalan itiraf ediyor aynı kitapta. Şimdi bütün bunlar ve bunun gibi daha nice örnek ortadayken yani bizzat Öcalan'ın verdiği. Mesela Öcalan şunu da söylüyor. Partiyi kurduğu isimlerden Kesire, eşi. Onun ve pilotun yüzbaşı, pilot yüzbaşı, o da PKK'nın kuruluşunda var ve o da Abdullah Öcalan'la beraber Suriye'ye geçtiği güne kadar, yani 3 yıl süreyle pilotun kendi kiralarını ödediğini söylüyor. Kesire'nin durumunu anlatıyor ve bunları nasıl kullandığını söylüyor. Yani bunlar MİT'çiydi ama ben onları kullandım. Hala PKK'nın yani devlet içinde birileri tarafından kullanıldığını ya da yönetildiğine inanıyor musunuz? Tabii inanıyorum. Bunu
30 yıldan beri söylüyorum. İlk defa söylemiyorum. Çok yazdım bunu. İlk defa söylemiyorum bunu. Şimdi siz... Şimdi bunu evet. Öcalan'ın en başta sözlerine dayanarak söylüyorum. Ama bunun dışında da kanıtlar var. Biliyorsunuz Uğur Mumcu ölmeden önce belli yazılar yazdı bu konuda. Dedi ki sıkı yönetim savcısı Baki Tuva ulaştığında sormuş. 1970'li yıllarda AYÖT, Ankara Yüksek Öğrenci Derneği'nin yayınladığı şafak bildirisi nedeniyle yönetim kurulu tutuklanıyor. Öcalan da bunlar arasında. Ama Öcalan bırakılıyor 5 gün sonra, ötekiler bırakılmıyor ve ceza giyiyorlar. Uğur Mumcu bunu sıkı yönetim savcısı Baki Tuğ'dan soruyor. Baki Tuğ'un verdiği cevap çok ilginçtir. Diyor ki emniyetten yazı geldi, bizim adamımızdır dediler, onun için bıraktık. Sizin bu, şimdi bu kadarı evet. Bile, yani hem Öcalan'ın kendi sözleri, hem Uğur Mumcu'nun sözleri ki bunun gibi ben onlarca kanıt verebilirim. Gösteriyor ki PKK gerçekten bir derin devlet yapılanması olarak başladı. Ve başlar başlamaz bakın hepimizi, diğer Kürt örgütlerini hedef ilan etti. Ben bunları ortadan kaldırmam lazım dedi. Yani güya işte sömürgeci güçlere karşı savaşmak için bizi ortadan kaldırması gerekiyormuş. Bir yurtsever örgüt bunu yapmaz. Bunu diyorum. PKK bir derin devlet örgütlenmesi olarak bize karşı örgütlendi. Dolayısıyla PKK'nın yaptığı terörde, işlediği suçlarda bizzat derin devletin sorumluluğu var. Bunun açığa çıkarmasını istiyorum. Şimdi siz bu demecinize ilk tepki Kandil'den geldi. PKK'nın evet. Yöneticilerinden Murat Karayılan bu sizin yaptığınız bu açıklamalar sonrasında bir açıklama yaptı. Dedi ki, şimdi o kadar kalitesizleşmiş, o kadar çukurlaşmış bir durum var ki ahlak, terbiye, vicdan diye bir şey bırakılmamıştır. Fedaice dirilen Kürdistan halkına karşı zerre kadar saygılı duymadığı gibi gelmiş bir de AKP'nin kucağına oturmuş, yeminli başkan APO ve PKK düşmanlığını eksen almış, bundan hareketle düşmanla aynılaşmış ve aynı mevzeye girmişlerdir. Yani bazı hakaretle evet. Ediyor, onları söylemeyeyim. Türk özel savaşı meclise götürüyor, sonra TV'ye çıkarıyor, böylece sözüm ona sonuç alacak. Halkımız her şeyi görüyor, kimin ne mal olduğunu anlamış durumda. Siz bunu şimdi, okudunuz herhalde bu açıklamada. Burada davet sizi kastediyor sanırım. Tamam, milletvekilleriydi ben meclise davet edenler. AK Partililer de değildi üstelik. Kimlerdi? Yani, CHP'lilerdi. CHP'liler. İsim vermeyeyim. Evet. Tabii. Şimdi bir bu. İkincisi ben AK Parti ile hiçbir ilişkim yok. Bazılarının iddia ettiği gibi AK Parti beni getirmiş değil. 31 yıl geçti. Ve hemen hemen herkes döndü. O dönemde yurt dışına 1980'de yurt dışına çıkmış olan, dışına çıkmış olan hemen hemen herkes döndü. Benim buna hakkım yok mu? Yani bir yazar olarak, bir sanat adamı olarak kendi ülkeme dönemez miyim? Benim hakkımda açılmış olan davanın üzerinden 30 yıl geçti bu dava düştü. Çok geç düştü aslında. Çok daha önce düşmesi lazımdı. Şimdi bu meselenin bir yanı. İkinci yanına gelince döndükten sonra ben halkıma, halkımın taleplerine, çıkarlarına zarar verecek bir tek açıklama yapmadım. 30 yıl önce neyi savunuyorsam, Kürt halkının temel haklarını, yurt dışında 31 yıl neyi savunuyorsam, döndükten sonra da aynı şeyleri savundum. Ama kendilerine baksınlar bu insanlar. Öcalan döndüğü zaman ne dedi uçakta? Benim annem de Türk ve ben hizmete hazırım dedi. Yukarıdakilere söyleyin, bilirler. Yukarıdakiler neyi bilirler? 12 Eylül öncesi Öcalan'ın nasıl örgütlendiğini bilirler ve neler yaptığını bilirler. Tabii bunu söylemedi, yukarıdakiler söyleyin, bilirler dedi. Peki Öcalan mahkemeye çıktığı zaman ne söyledi? Pişmanım dedi. Hizmete hazırım dedi. Ne istiyorsanız onu yapayım dedi. Bunu onlarca kameranın önünde söyledi. Yani perde arkasında falan değil. Şimdi onlarca kameranın önünde yargılandığı zaman bunları söyleyebilen bir lider acaba perde gerisinde neler yapmaz? Şimdi bu arkadaşlar bana küfrediyorlar. Ha bunlarda utanma varsa böyle birisinin arkasında gitmezlerdi. Ama gittiler. Ve hala gidiyorlar. Çünkü evet. Onun ihanet politikasını aynen paylaşıyorlar. Şimdi dün Teke Tek programında Habertürk'te evet. Sırrı Süreyya Önder Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Orada yine size geldi konu ve orada ilginç tespitleri var sizinle ilgili. Diyor ki BDP daha doğrusu ortak şeyden çıkan Sırrı Süreyya Önder, Kemal Burka'ya gel Kürt hareketine söv dediler, o da gelip sövüyor. Ben Kürt hareketine sövmedim bakın. Küfür yok benim sözlerimde. Ben PKK'nın bir derin devlet projesi olarak kurulduğunu bizzat Abdullah Öcalan'ın sözlerine bakarak söylüyorum. Yani vaktimiz olsa ben daha onlarca örnek sıralardım ama bu söylediklerim yeter. Şimdi bu örgütün başındaki adam, bakın biz bu partiyi kurduk.
300 sırayla ekmeğimizi, silahımızı devlet verdi ve korunmamızı devlet sağladı. Bizden istedikleri diğer Kürt örgütlerine karşı savaşmaktı. 3 yıl süreyle ne istedilerse yaptık diyorsa eğer, daha bundan başka belgeye ihtiyaç var mı? O zaman şunu söylemek lazım. Ya Abdullah Öcalan doğru söylemiyor. Yani kendisine iftira ediyor ve PKK'ya iftira ediyor. Ya da Abdullah Öcalan doğru söylüyor ama bunlar gerçeği kabul etmek istemiyorlar. Şimdi bir de işin şu tarafına bakalım. PKK Suriye'ye çıktıktan sonra, yani Öcalan Suriye'ye çıktıktan sonra bir ölçüde kontrolden çıktı. Bazıları şunu anlayamıyorlar. Nasıl olur yıllardır PKK ile Türk Devleti bir savaş içerisinde? Eğer bunlar bir paravan örgütü olsa, yani Türk istihbaratına bağlı olsa boğulur mu? Ama şunu unutuyorlar. Öcalan 1980'e kadar görevini yaptı. Darbe bundan yararlandı. Öcalan'ın eylemlerinden de yararlandı. Ondan sonra Öcalan Suriye'ye geçti veya geçirildi. Sonra da Suriye'nin kontrolüne girdi. Türkiye kontrolü yitirdi. Ondan sonra Öcalan'ın yaptıkları, PKK'nın yaptıkları yine Kürt halkının yararına değil. Bakın 87'de PKK bize niye saldırdı yurt dışında? Diğer Kürt muhalefetine, sol muhalefetine niye saldırdı? Yani biz onlara karşı hiçbir eylem yapmadık. Niye bize saldırdı? Çünkü PKK daha o dönemde 87'lerde Cunta'nın da yönlendirmesiyle muhalefeti, Kürt ve Türk muhalefetini Avrupa'da susturmak istiyordu. Bunu peki Kenan Evren şu sözlerle... Bugüne geldiğimizde yani yeni bir PKK var, yönetici kadroları pek değişmedi belki. Yine o dönemlerden bir şey daha söylemek istiyorum. Şeyler var. Yeni bir siyaset var Türkiye'de, yeni bir Türkiye var. Yani siz hala bu aynı tezinizin arkasında duruyor musunuz? Çünkü mesela tabii. Sırrı Süreyya yine dün programda somut olarak sizin adınız geçtiği için evet. Diyor ki Kemal Burkay Roboski'ye bir şey demedi, kaymakama saldırıyı şiddetle kınadı. Kemal Burkay bir devlet projesiydi. Şimdi oradan da sizi bir devlet bakın, projesi doğru olarak suçluyorlar. Doğru söylemiyor bu bay, yalan söylüyor. Çünkü Roboski ile ilgili olarak benim Denge Kürdistan sitesinde yayınlanmış yazım var. O yazı hala duruyor arşivde. Yeni bir yazı kondu. O bir aya yakın yahut da kaç gündür işte Roboski'den bu yana. Uludere'den bahsediyoruz. Uludere'den bilmeyen izleyicilerimiz için. Evet. Orada duruyordu. Orada benim bir yazım vardı. O olayı duyar duymaz o yazıyı hazırladım. Roboski ile ilgili yazıyı ve öteki yazımı çıkardım. Orada ne kadar acı duyduğumu, üzüldüğümü söylüyorum. Şunu da söylüyorum. Hükümet bunu açığa çıkarmalı. Yani bilmem devlet işte kendi yurttaşını bombalamaz demek haksızlık olur. Bu devlet birçok kez bombaladı. Üstelik bu herin olayları var. Bilmem en başta Dersim olayı var. Bunları söyledim. Bunun açığa çıkarılması lazım dedim. Ben bunun da bir provokasyon olduğu kanısındayım dedim. Öyle bir provokasyon ki aynı zamanda hükümeti köşeye sıkıştırmaya yönelik. Ve bunun gerek bu tarafta gerek diğer tarafta derin devlet içerisinde yuvalanmış olan bazı unsurlar eliyle sahnelendiği kanısındayım. Biliyorsunuz o bölgede çok şike olaylar yaşandı. Çok şike karakol saldırıları oldu. Bunları biliyoruz. Bunlar medyaya yansıdı. Bu meselenin bir yanı. Yani o bay doğru söylemiyor Sırrı Süreyya Önder. İkincisi, Öcalan geldikten sonra PKK'nın durumunda değişiklik oldu mu? Oldu tabii. Suriye'nin denetiminden bir kez daha Türk istihbaratının denetimine girdi. Ve Genelkurmay'ın denetimine girdi. Bunu çok emin söylüyorsunuz. Şimdi tabii söylüyorum. Kemal Bey bunlar çok ciddi iddialar. Çünkü yani bunu Öcalan, bu kadar şehidin, bu kadar ölümün olduğu tabii, bir coğrafyada onu bu ortamı, Türk istihbaratı diyorsunuz, Türk devleti diyorsunuz. Yani bunlar... Şimdi ben bunları yeni söylemiyorum bakın. Ben bunları ama bir yıllardır söylemeniz tabii, lazım bunu. Böyle bir şey söylediğiniz tabii kanıtlarını zaman. Söylüyorum işte. İşte kanıtlarını söylüyorum. Öcalan yakalandığı zaman ne dedi? Ben pişmanım. Hizmete hazırım. Ne istiyorsanız onu yapayım. Bunu onlarca kameranın önünde söyledi. Bu anlaşılmıyorsa ne anlaşılacak? Arkasından ne yaptı Öcalan? Arkasından İmralı'da devletin kendisine dikte ettirdiği her şeyi yaptı. Mesela bakın PKK kendi adını terk etti. KADEK sonra kongre gel adını aldı. Kendi programını terk etti. Ne yaptı? Daha önce bağımsızlık istiyordu. Dedik artık ne bağımsızlık, ne federasyon, ne de otonomi hatta. Bunlar dedi modası geçmiş ilkel şeylerdir. Demokratik cumhuriyet dedi. Yani Demirel'in de söylediği şeyi söyledi. Ne yaptı? Üniter devleti savunmaya başladı. Ne yaptı? Kemalizmi savunmaya başladı. Şimdi bunlar Öcalan'daki büyük değişimler oldu. 180 derece. İdeolojisini terk etti, partisinin adını terk etti. Ayrıca ne yaptı? Silahları dedi artık bıraktık bir daha elimize almayacağız dedi. Şimdi sözle Türk Devleti'ne karşı yıllarca savaşmış birisi eğer bunu yaparsa pişmanım derse bu ne anlama gelir?
ne istiyorsanız onu yapayım derse ve bunu kameralarının da söylese, buna olabilir. Şahit gerekir mi? Buna şahit gerekir mi? Değişmiş bakın olabilir. Sonra ne yani belki daha çözüm için bir adım arayışı. İmralı'da, çünkü 5 yıldır devlet tamam. PKK arasında bir görüşme olduğunu biliyoruz. Onu anlatacağım bakın. Onu anlatacağım. Şimdi toplumda, aydınlarımızda, siyasilerde, medyada ne yazık ki bazı şeyleri görmek istemiyor. Bakın Öcalan İmralı'ya girdikten sonra bütün bunlar oldu. Silahlar sustu ve 4-5 yıl süreyle bu silahlara tek kurşun atmadı PKK. 1994'ten 2004'e kadar. Öcalan şunu söyledi, dedi ki yol verin, dağdakiler gelip silahlarını teslim etsinler. O zamanki hükümet, yani o zamanki devlet diyelim, hükümetiyle ve diğer kurumlarıyla, askeri ve istihbarat kurumlarıyla. Bu yolu açmadı. Yani PKK de bunu kabul etmişti. Bir yol verin, getirip silahları teslim edelim. Bu neydi? Bir aftı. Yani silahı getirenler hapse girmeyecek. Bundan doğal bir şey var mı? Dağdaki adama eğer siz 30 yıl ceza verirseniz o gelip teslim olur mu? Olmaz. Ve nitekim PKK iki grup gönderdi örnek için. Bu insanlar alınıp cezaevine kondular. Yani PKK'nın silah bırakılmasına fırsat tanınmadı. Bu ülke için bir şanstı. Özal dönemindeki girişimden sonra çok önemli bir şanstı. Silahlar bırakılabilirdi. Kürt sorunun çözümü için siyasal yöntemler devreye girebilirdi. O dönemdeki devlet bunu kabul etmedi. Biliyorsunuz o dönemde. Yani siz diyorsunuz ki tezinize göre devletin tabii. içinde bir ekip var. Bunlar PKK ile çatışmanın devam etmesi için. Tabii PKK'yı yedekte tutmayı tercih ettiler. PKK neden böyle bir şey tercih ediyorlar? Söyleyeceğim. 4-5 yıl süreyle PKK tek kurşun atmadı. PKK güçlerini güneye geçirdi. Onu istediler. Dediler ki güçlerini güneye geçir. Niçin? Güneydeki Kürtlere karşı kullanmak istiyorlar. Yedekte tutuyorlardı. Ayrıca bir ara Karayılan kendisi söyledi. Dedi ki Türkiye bizi Güney Kürdistan'a karşı savaştırmak istiyor dedi. Bu Karayılan'ın açıklamasıdır. Herhalde bunu da inkar etmez. Bu şeyde vardır. Arşivlerde var. Sonra yani bu dönemde oldu. Türkiye bizi Güney Kürdistan'la çatıştırmak istiyor. Ve eğer Amerika oraya girmeseydi 2002 yılında o olacaktı. Çünkü PKK geçmişte 90'lı yıllarda 92'de, 95'te, 97'de Güney Kürtlerine karşı savaştı. Niçin savaştı? Niçin savaştı? 92'de Kürtler şey yaptılar, tek yanlı federasyon ilan ettiler ve PKK onlara peki, karşı savaştı. Peki bugün mesela çok bir kapsamlı bir KCK tutuklamaları ona var. Ona gelelim. Bunu nasıl ama sorunuzun cevabını ben tamamlamadım bakın. Şimdi PKK'nın silahlarını güneye geçirmesini isterken dediler ki 500 kişi içeride kalsın tamamını geçirme. Bunu Öcalan görüşme notlarında söyledi ve diyor ki ben bunu o zaman anlamadım. Subay bana dedi ki 500 içeride kalsın lazım olur. Neye lazım oldu? Oldu gerçekten. Ve Öcalan sonra dedi ki şimdi anlıyorum dedi. Çünkü bir takım şeyler çıkacak ortaya. İşte çeteler. Mesela Şemdin Sakık çetesi. Şemdin ayrıldı mesela. Ha bunlara karşı kullanılmak için. Kullanıldığı da Hikmet Fidan mesela öldürüldü. Açığa çıkmadı. Şimdi silahları 4-5 yıl süreyle susturmuş olan PKK. Neden 2004 yılında yeniden harekete geçti? Niye şahinleşti? Tamamen güvercinleşmişti, barıştan söz ediyordu. 2004 yılında PKK neden yeniden silah kullandı? Şimdi bunu kavramak zor mudur? Çünkü 2004 yılında junta hazırlıkları başladı AK Parti'ye karşı. Yani bir iç hesaplanmışmanın aleti yapıldı PKK. Şeyi devirmek isteyenler, AK Parti'yi devirmek isteyenler, junta hazırlığı yapanlar aynı zamanda PKK'yı Öcalan İmralı'da kontrol edenlerdi. Ve Öcalan vasıtasıyla PKK'yı kontrol edenlerdi. PKK'yı harekete geçirdiler. Ortalığı karıştırmak için, gerginleştirmek için. Ben bunu söylüyorum. Bakın PKK'nın yürüttüğü savaş hiçbir zaman Kürt halkının savaşı olmadı. Daha 1987 yılında yazdığım makaleler var. Diyorum ki PKK'nın yürüttüğü bir halk savaşı değil, halka karşı savaştır. Aynı şeyi bugün de söylüyorum. PKK'nın 2004 yılından beri yürüttüğü ikinci perde savaş da Kürt halkı için değildir. Bu Ergenekon oyunlarının bir ürünüdür. Bu insanlar heder ediliyor. Evet. Bu gençlerimiz heder ediliyor. KCK tutuklamaları hakkında Türk. Ne düşünüyorsunuz? Yani bunu vurgulayayım. Kürt ya da Türk bu gençlerimiz heder ediyor. Ben onlar için acı duyuyorum. Onlar şehit edebiyatı yapmasınlar boşuna. Bu şehitlerin tek sorumlusu onlar ve Kürt halkı için değil. Bu PKK'nın bağlı bulunduğu şeylerin, çevrelerin çıkarına yapılıyor. Şey gelince, KCK operasyonlarına gelince. Ben bu operasyonlarla ilgili olarak da birçok kez bana sorulduğu zaman, sorulmadığı zaman bunların hata olduğunu söyledim. Ben hükümetin yerinde olsam KCK operasyonlarını yapmazdım. Niye? Çünkü PKK'yı bir yandan silahlarını bırakmaya ikna etmeye çalışıyor hükümet. Bunun için MİT Öcalan'la görüşüyor İmralı'da. Bir bakıma derin devleti devre dışı bırakarak
Yani diğer kanadını, askeri kanadını devre dışı bırakarak MİT Öcalan'la görüşüyor. Bir yandan Norveç'te görüşme yapılıyor PKK heyetiyle, bir yandan da Kandil'le dolaylı veya dolaysız bağlantı var. Böyle bir aşamada KCK operasyonları tabii ki yapılmamalı. Tamam ama KCK ne öte taraftan? KCK illegal bir örgütlenme. Kime bağlı? Karayılan'a bağlı. Karayılan ne yapıyor? Türk Devleti'ne karşı görünürde bir savaş yürütüyor. Yani sağa sola bomba atan örgüt ona bağlı. Yahut diyelim ki 12 Haziran'dan sonra yürütülen savaş onun başında olduğu bu silahlı hareket tarafından yürütülüyor. Peki KCK'ya ne ihtiyaç var? Yani KCK'da yanlış değil mi? Tamam biz istemiyoruz elbette. Politika yapan insanlar tutuklanmamalı. Ben bunu hep söyledim. Yani bunlara meydan açık tutulmalı. Belediye başkanları, seçilmiş insanlar, BDP üyeleri, yöneticileri. Yani dert yanıyoruz. Diyoruz ki bakın Kürtlere politika yapma imkanı tanımıyorlar. Bu doğru. Peki bu politikacıların KCK'da işi ne? KCK gibi bir illegal örgütlenmede. Eğer böyle bir şey varsa ki anlaşılan var ve KCK'yla PKK BDP'yi de kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ama bunu, bir yandan bunu kimin KCK'lı zaten olup kimin olmadığını nasıl karar vereceğiz? Ona mahkeme çünkü karar pek verecek. Çok kişi de şu anda KCK'lı diye tutuklu olarak programı şeyden ona seyrediyor, karar verecek. Seyrediyor. Ona mahkeme karar verecek. Diyorum KCK operasyonlarını yanlış buldum. Hep bunu söyledim. Hükümetin yanında olsam bunu yapmazdım. Diyalog yoluyla PKK'yı ikna edip bir de güven verici başka adımları atıp Kürt sorununun çözümü yönünde güven verici başka adımları atıp PKK'nın silah bırakmasına zemin hazırlamak isterdim. Bu amaçla Öcalan'la yapılan görüşmeleri, PKK yetkiliyle yapılan görüşmeleri, hatta daha da Karayılan Hazretleri ile yapılan görüşmeleri de olumlu buldum hep. Yani bu görüşmeler olmalı. Ama öte yandan KCK'ya ne gerek var? KCK bakın BDP'nin bile serbest politika yapmasını engellemeye yönelik bir örgüttür. Niçin biz o politikacıları, o belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, BDP yöneticilerini götürüp böylesine illegal bir örgüte sokuyoruz? Bu sabote etmek değil midir şeyi, legal çalışmayı? Şimdi PKK bunu daha önce de yaptı. Mesela 1994 müydü? DEP milletvekilleri tutuklandı. Leyla Zana ve arkadaşlarının evet. Kısmı tutuklandılar. Ötekiler yurt dışına çıktılar, kaçtılar. Orada bu insanlar çok iyi bir lobi oluşturabilirlerdi. Kendilerine önemli bilgi vardı. Çünkü seçilmiş insanlardı. Seçilmiş Kürt politikacısı olarak bakılıyordu kendilerine. Ve birçok ülkenin parlamentolarında saygı görüyorlardı. PKK onları götürdü. Yurt dışı Kürdistan parlamentosuna üye etti. Kendisine bağlı olan bir kuruluşa. Ve o insanların bütün numarası bitti. Ondan sonra kimse onlarla görüşmedi. Şimdi PKK hep böyledir. PKK Kürt halkının olanaklarını böylesine bitiren, şey yapan bir değirmen gibi öğüten bir örgüttür. PKK Kürt devrimini devrimine düşük yaptırmış bir örgüttür. Ben bunu açıkça söylüyorum. Ve onun için bana kızıyorlar. Son olarak. Onun için bana kızıyorlar. Evet, çok kızıyorlar. Ama gerçekleri söylemek zorundayım. Şu anda zorundayım. Yani bazı Güneydoğu'dan da çok tepki var. Birilerinin gerçekleri ediyorum. Söylemesi lazım. Evet. Son olarak korkuyor musunuz? Tehdit alıyor musunuz? Şimdi bakın eğer korkacaksanız yani ben çünkü ilk kez bu kadar net bir şekilde bir PKK eleştirisine adını vererek, isim vererek yapıldığını görüyorum. Bir Kürt şimdi siyasetçi ben, tarafından bunca yıldır program yapıyorum. Evet, Sayın Özdemir ben ülkeye geldiğim zaman PKK'ya cephe açmak için gelmedim. Bu söylediklerimi ben geçmişte onlarca defa söyledim, yazdım. PKK'lar da bana karşı kampanya yürüttüler. Hatta bir zaman hedeflerindeydim. Benim arkadaşlarım vuruldu. Ama yurt içerisine gelirken benim amacım gelip burada PKK'yla savaşmak falan değildi. PKK'yla bilmem böyle laf yetiştirmek değildi. Ben ülkedeki barış ve diyalog sürecine destek vermek için geldim. Kürt sorunun çözümüne katkı sunmak için geldim. Demokrasi mücadelesine katkı sunmak için geldim. Ama bu adamlar benim gelişimi sindiremediler. Başından beri benim gelişimle ilgili kuşkulu, kaygılı bir dil kullandılar. Öyle bir eleştiriyorsunuz ki kolay değil bakın, eleştirmeleri. Bu meclisteki şeyden önce, konuşmamdan evet. Çok önce. Bana karşı kampanya açtılar bundan çok önce. Ben kendilerini gidip ziyaret ettim. Yani seçilmiş belediye başkanlarını falan ziyaret ettim. Hiçbirisi benim yemeğime gelmedi. Tamam gelmesinler. Yani bana boykot uyguladılar. Onlar da kalmadılar. Ben konuşuyorum diye, zaman zaman şeye çıkıyorum diye televizyonlara. Hesapladım 15 günde bir televizyona çıkmışım. PKK'nın 3-4 televizyonu var. Bir tanesi daha yeni kapatıldı. Onlar her gün konuşuyorlar. Her gün propaganda yapıyorlar. Ama benim ara sıra bir televizyona çıkıp görüşlerimi söylememe tahammül edemiyorlar. Çünkü PKK tek ses istemiyor kendisinin dışında. PKK böylesine bir diktatörlüktür. Peki. Kemal Bey'e çok teşekkür ederim. Sağ olun programımıza katıldınız ve konuyla ilgili gündemdeki konuları bizlerle paylaştınız.